Bugün mis gibi dolmalık yeşil biberleri iç harcıyla doldurarak lezzetli zeytinyağlı bir dolma yapacağız. Dolmamız için içini nasıl hazırlıyoruz? Bir bardak kadar pirinç isterseniz içerisine bulgur da karıştırabilirsiniz. Sonra dereotunu, maydanozu ince ince kıydım. İçerisine attık. Soğanlarımızı da yine ince ince veya ağza gelebilecek şekilde lezzet versin diye dilimledik. Bir kaşık kadar, yemek kaşığı kadar salçayı içerisine kattık. Ben biber salçası kullanıyorum. Biber salçasından attım. Sonra yarım çay bardağı kadar zeytinyağı karıştırdık. Ve bu şekilde iç harcını bakın ayarladım. İç harcına lezzet katması için bir miktar karabiber, yani baharatlardan isteyen atabilir. Kırmızı biber, kekik, isteyen nane tadı da isteyebilir. Nane de kuru nane ovucalayıp atabilirsiniz. Ağız lezzetinize göre tuzunuzu da bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar kırmızı biber atarak bu şekilde iç harcını yaptık. Sonra tertemizcene dolmalarımızı içini temizledik. Yani baş kısımlarını şu şekilde alıyoruz şuradan. Şöyle alıp açıyoruz. İçini doldurmak için aynı şekilde şöyle bıçağımızla sap kısmını alıp açıyoruz. İçerisindeki fazla kısımları varsa onları temizliyoruz. Ve şu şekilde içi bomboş olacak şekilde içini ayarlıyoruz. Şimdi bu içini bu karışımla kaşık vasıtasıyla dolduruyoruz. İsteyen eliyle doldurur. Bu şekilde yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ağzına kadar doldurmayın. Yarım bırakın. Çünkü bu çiğ pirinç kullanıyoruz. Yarım olacak şekilde bunları şöyle doldurup üzerine domates dilip ya da şu baş kısmında kalan biberlerimizi kapak olarak şöyle kapatabiliriz buralara. Bu şekilde dolmalarımızın içini hazırlıyoruz. Sonra tenceremize bunları hazırladıkça her birerine aynı şekilde bakın şöyle alıyoruz. İç lezzeti güzel olarak hazırladığımız içini dolmanın yarısına kadar dolduruyoruz. Ve üzerine istediğimiz gibi dediğim gibi domatesleri dilip koyabiliriz. Veya lezzet olsun sanki hiç açılmasın gibi açılmamış gibi şöyle yapabilirsiniz. Yani güzel sunum yapabilmek için düşünceler size ait olmuş oluyor. Dolmamızın içini güzel yapalım. Baharatlar lezzet katıyor. Bunu size bilhassa belirtmek istiyorum. Ve ikinci belirtmek istediğimde şöyle ağzına kadar doldurmayın. İçini yarım olarak doldurun. Kapak olarak da şöyle ben baş kısımlarını şöyle kopartmadım.
şu şekilde koyuyoruz ve sanki ne olacak bu? Biberimiz kesilmemiş gibi gözükecek. Şöyle tenceremize sıralıyoruz. Sonra sıralama bittikten sonra dolmalarımızı doldurduktan sonra ne yapacağız? Bir salça karışımı hazırlayacağız. Bir bardak veya iki bardak kadar su salçamızı ne yapacağız? Tahta bulamaç haline getiriyoruz ve o bulamacı ne yapacağız? Bizim dolmalarımızın üzerine dökeceğiz. İsteyen domates salçası kullanabilir. İsteyen biber salçası kullanabilir. Şu şekilde salçamızı ayarlıyoruz bakın. Ve bunu yavaşça karıştırarak suyun içerisinde salçamızın rengi çıkana kadar, topaklar eriyene kadar, sıvı haline gelene kadar hepsini böyle yapabilir. Bir çırpıcıyla da bunu yapabilirsiniz. Böyle su içerisinde de yapabilirsiniz. Bu karışımın içerisine tekrar bir miktar daha zeytinyağı dökebilirsiniz. Veya zeytinyağının tadı fazla kokusu sinmesin diye bir miktar daha ne yapabiliriz? Çiçek yağı döküp ayarlayabilirsiniz. Sonrasında şu şekilde karışımımızı ayarladık. Bunu ne yapacağız? Dolmalarımızı, biberlerimizi doldurduktan sonra üzerine dökerek tencerede yavaş yavaş hafif ateşte tıkır tıkır pişmesini sağlayacağız. Evet, ben şimdi bütün dolmaları doldurayım, tenceremi hazırlayayım ve pişmek üzere tenceremize ocağa koyalım. Evet, dolmamızı doldurduk, tepsi tenceremize sıraladık. Şimdi de hazırladığımız salçalı, zeytinyağlı suyumuzu şöyle gezdiriyoruz üzerine. Bir miktar daha ıslatalım ve bol su içerisinde şöylece dolmamız pişmeye hazır hale geldi. Açıyoruz ocağımızı ve dolmamız yarım saat kadar sonra hazır şekilde yemeğe, servise hazır hale getireceğiz. Sunumunu sizlere göstereceğiz. Dolması için de patlıcanları da içini uyup hazırladığımız içten doldurduk. Ağız ağıza kapattık. Patlıcan dolması da çeşidimiz olacak ve lezzetle biber dolmasını ve patlıcan dolmasını soframızda inşallah deniz kenarında deniz kokusuyla birlikte dolmamızı afiyetle yiyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Dolmalarımızın güzelliğine bakın. Müthiş bir şekilde lezzeti her mevsimde yiyebiliyoruz. Artık kurutmalık patlıcanlardan kullanabiliyoruz. Kurutmalık biberlerden sera şekilde de olsa taze patlıcan ve biberleri mevsiminde bulabiliyorsunuz. Biz de taze pazardan Mayıs ayında aldık. Pendik pazarından ve bu şekilde güzel
lezzetli olarak doldurup sunumunu, lezzetini hazırladık. Teşekkür ediyoruz.